özellikle ani başlayan baş ağrıları, onun yanında görmede kısa süreli kayıplar, dilde peltekleşme. Beyne pıhtı atması, inme, strok, felç dediğimiz bir takım problemlere yol açmaktadır. Boyun damarı içinde olan tıkanıklığı herhangi bir ilaç, herhangi bir sebze ya da meyve ya da dışarıdan elle yok etmek mümkün değildir. Herkese merhaba. Ben operatör doktor Şevki Gök. Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlerle boyun damar tıkanıklığı, halk arasında şah damar tıkanıklığı denilen hastalıklarla ilgili güncel bilgileri paylaşacağım. Boyun damar tıkanıklığı, şah damar tıkanıklığı, kalpten çıkan, vücudu besleyen ana aort damarının boyuna, beyne gitmeden önce dallarında ortaya çıkan tıkanıklıktır. Boyun damar tıkanıklığı, şah damarı tıkanıklığı özellikle tütün ve tütün mamülü içenler, kan kolesterol düzeyi yüksek olanlar, sedanter yaşam şeklini benimseyen, özellikle sporla çok arası olmayan kişilerde ve ilerleyen yaşlarda birlikte boyun damarlarında ortaya çıkan bir takım değişiklikler sonrası boyun damar tıkanıklıklarının olması ve kafaya giden, kafa içine giden kanın azalmasıyla ortaya çıkan bir problemdir. Boyun damar tıkanıklığı, şah damarı tıkanıklığı özellikle ileri yaşlarda sık görülür. Özellikle damarlarda aterosklerotik değişiklik dediğimiz damar yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan bir takım değişiklikler sonrası o bölgelerde özellikle beyne giden ana damarın plaklarla tıkanması sonucu ortaya çıkar. Tabii bunun yanında daha genç yaşlarda da altta yatan şeker, kolesterol, tansiyon problemleri olması sonucunda daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Boyun damar tıkanıklığı, şah damar tıkanıklığı için hastaların tabii bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Özellikle ani başlayan baş ağrıları, onun yanında görmede kısa süreli kayıplar, dilde peltekleşme, tutulmalar, vücudun bir tarafında uyuşma, hemiparesis dediğimiz sağ ya da sol tarafında tümden bir uyuşma, konuşmada bozukluk ve ciddi kanamalarla ortaya çıkabilir. Tabii ki bunlar herkeste olacak diye bir kural yoktur ama bazı kişilerde olabilir. Özellikle tansiyonu olan, şekeri olan, tütün ve tütün mamülü kullanan, sedanter yaşamı olan hastalarda daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Boyun şah damarı tıkanıklığını özellikle daha önce de söylediğim şekilde tütün mamülü kullanımı. Burada sigara ve ürünleri ciddi problemdir. Damar duvarında değişiklik yaratır. Ve damar duvarında oluşan değişiklikler de bu damarlarda problem dediğimiz tıkanıklığa yol açmaktadır. Bunun yanında şeker problemi olan, insülin direnci olan, kan şekeri düzensizliği olan, bunun yanında tansiyon yüksekliği olan hastalarda, özellikle hipertansiyon hastalarında buradan beyne giden kanın ciddi bir basınçla geçmesi sonucu damar duvarında yapılan değişikliklerle ileri yaşlarla ciddi bir darlık ortaya çıkabilir. Boyun damarı, şah damarı tıkanıklıklarında özellikle yine nöroloji hekimi, beyin cerrahi hekimi tarafından yapılan detaylı bir nörolojik muayene çok önemlidir. Çünkü burada yapılacak ya da atlanacak herhangi bir bulgunun daha sonra ileride tüm yaşantımızı etkileyeceğini unutmamak gerekir. Bunun için detaylı bir nörolojik muayene en öncelikli gelmektedir. Daha sonra boyun damarı tıkanıklığı, şah damarı tıkanıklığı düşündüğümüz hastalarda şu an için en çok kullanılan boyun doppler dediğimiz en efektif, en rahat ve en uygun tanı yöntemi doppler kullanılmaktadır. Doppler'de buradan
boyun damarından geçen kan akımının düzeyi. Burada sağ ya da sol boyun damarında olan tıkanıklıkların derecesi ve yüzdesi net olarak görülmektedir. Tabii bunlar yetmezse daha sonra ileri tetkik tedavi yöntemleri dediğimiz boyun damar anjiyosu dediğimiz yöntemler kullanılabilir. Tabii burada en önemli şey nörolojik muayene, Doppler'in yapılması ve bulunduğunuz kurumdaki en iyi tedavi ve tanı yönteminin ne olduğunu bilmeniz burada ön plana çıkmaktadır. Boyun damarı, şah damarı tıkanıklıklarının tedavileri tabii ki medikal tedavi ve cerrahi tedavi olarak iki grup altında toplanabilir. Burada beyin cerrahisi olarak biraz da medikal tedaviden bahsetmek gerekir. Özellikle nörologlar tarafından yapılan antikoagülan, kan sulandırıcı ilaçlar dediğimiz bir grup ilaç mevcuttur. Burada nöroloji tarafından yapılan muayene sonrası ortaya çıkan semptomlara yönelik Doppler sonrası bir takım tıkanıklıklar saptanmaktadır. Bunun derecesine göre hasta herhangi bir stroke dediğimiz ivme beyne emboli atmadıysa basit antikoagülan kan sulandırıcı tedaviler verilmektedir. Tabii burada kan sulandırıcı tedavileri ciddi yan etkileri mevcuttur. Yani bunlar uzun süreli kullanımlarda ciddi beyin kanaması yapabilme riski mevcuttur. Bunların yanında mide ülseri olanlarda ciddi kanama yapabilir. Tabii ki bunların da doktor gözetiminde ciddi bir denetimle kullanılması gerekmektedir. Biz beyin cerrahları olarak boyun damarını, kafayı, beyni besleyen bir damar olarak gördüğümüz için bunun tıkanıklıklarının ileri yaşlarda özellikle yaşlı ebeveynlerimizde ciddi problemlere yol açacağını görmekteyiz. Bu yüzden özellikle %70 ve üzeri ciddi darlığı olan, daha önce bu beyin stroke ivme dediğimiz halk arasında felç, kısmi felç geçirmiş hastalarda bunlar bir beyin cerrahisi tarafından ciddi bir tahlil ve tetkik edilmeli ve bunun nedeni ortaya konulmalıdır. Özellikle boyun ve şah damarı bölgesinde tetkik ve tedavi sonucu ortaya çıkan bu darlıklar %70 ve üzeri ise bu hastalarımızın, sevdiklerimizin ileriki yaşamında daha büyük bir ciddi bir probleme maruz kalmamaları için ki bu ciddi problem özellikle beyin kanaması ve total bir felç olup bir insanın hayatında görebileceği ve ailesinin bununla beraber gördüğü en ağır bir tablo olup bunun önlenmesi bizler için çok önemlidir. O yüzden erken bir tanı konulması ve buraya yönelik cerrahi işlemin yapılması çok önemlidir. Burada tabii ki yaptığımız cerrahi işlem boynun ön kısmında hangi tarafta darlık varsa bu bölgeye beyne damarın girmeden önceki plağın olduğu bir bölgeye girip o bölgeden plağın çıkarılması toplam 2 saat tabii ki her şeyin tam istenildiği şekilde gittiği bir durumda totalde 2 saat süren bir operasyon olup bu operasyon sonunda hastanede 1-2 gün kaldıktan ve hastalarımızı misafir ettikten sonra ileriki yaşamlarında herhangi bir beyin felcine, herhangi bir yatağa bağlı kalmamalarını engellemek için ortaya koyduğumuz ve tedavi ettiğimiz bir damar problemidir. Biraz önce kısaca boyun damar tıkanıklığı, şah damar tıkanıklığını anlattım. Şimdi hastalarımızdan ve seyircilerimizden gelen sorular mevcut olup onları da kısaca cevaplamaya çalışacağım. İzleyicimizden gelen bir soru, boyun damar tıkanıklığı kendiliğinden ya da herhangi bir şey yapmazsak geçer mi? Evet, bu da bize çok sık sorulan sorulardan biri. Kesinlikle geçmez. Tabii ki herkeste boyun damar tıkanıklığı olacak diye herhangi bir kural, kaide yok. Daha önce söylediğim şekilde sedanter yaşam, kötü bir beslenme, şeker, tansiyon ve altta yatan herhangi bir damar problemi varsa tabii ki bu damar tıkanıklığı, boyun damar tıkanıklığı, şah damarı tıkanıklığına bir yol açabilmektedir. Ama herkeste görülmemektedir. Boyun damar tıkanıklığı, şah damarı tıkanıklığı ameliyatının herhangi bir riski var mıdır, yok mudur?
Tabii ki boyun damar tıkanıklığı ameliyatları büyük ameliyatlardı. Sonuç itibariyle beynimize giden ana damarın herhangi bir yerinde tıkanıklıkla oluşan problemler mevcuttu. Buradaki amacımız hastanın ileriki yaşamlarında daha büyük bir problem oluşmaması için o damarın tamamen açılmasına yönelik olup her ameliyatın riskleri olduğu gibi bu ameliyatın da bir takım riskleri olmakla birlikte bu ameliyat deneyimli cerrahlarla, beyin cerrahlarıyla ve deneyimli merkezlerde yapıldıkça mortalitesi yani ölüm ve morbiditesi daha sonra ortaya çıkacak yan etki ve komplikasyonları hastada görülen bir takım etkileri azalmaktadır. Diğer bir izleyicimizden gelen sorumuz da boyun damar tıkanıklığı açılmazsa ne olur? Evet, boyun damar tıkanıklığı aslında kafamızı, beynimizi besleyen ana damardır. Boyun bölgesinden beynimizin içine girmektedir. Tabii ki beynimizin en uç noktasına kadar damarlar tarafından beslenmekte olur. Bu damarların herhangi bir yerinde boynun şah damarının olduğu yerde tıkanıklığı bu bölgeden geçen kan akımının azalmasına neden olmaktadır. Bu da halk arasında daha sonra beyne pıhtı atması, inme, strok, felç dediğimiz bir takım problemlere yol açmaktadır. Buradaki bütün amacımız bunun olmaması ve bunun olmadan engellenmesidir. Özellikle bu tür %70 ve üzeri şikayetleri olan, damar tıkanıklığı olan ve altta yatan bir takım hastalığı olan hastalarda ileriki yaşamlarını daha konforlu hale getirmek için bu tür müdahaleyi yapmaktayız. Diğer bir sorumuz izleyicimiz tarafından sorulan, acaba boyun damarı ya da şah damarına dışarıdan yapılan bir elle masaj ya da zeytinyağı sürerek ovalamak ya da herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale ile bunu yok edebilir miyiz? Boyun damarı içinde olan tıkanıklığı herhangi bir ilaç, herhangi bir sebze ya da meyve ya da dışarıdan elle yok etmek mümkün değildir. Tabii ki biz doktorların kullandığı, daha önce bahsettiğim antikoagülan dediğimiz kan sulandırıcı ilaçlar, bunları vermemizin amacı da bu damar tıkanıklığını açmak değil. Bu damar tıkanıklığının beyne gitmesini, oksijenlenmesini ve kanlanmasını engelleyip beyne pıhtı atmasını ve ileride oluşabilecek ciddi problemleri önlemek içindir. O yüzden boyuna yapılabilecek her türlü hareket ya da dışarıdan sürülecek her türlü yiyecek vesaire, zeytinyağı da olabilir, krem de olabilir, bunların boyun damar tıkanıklığını açması mümkün değildir. Kısaca boyun damar tıkanıklığı, şah damarı tıkanıklığı ile ilgili sizlere kısa bilgiler verdim, özet bilgiler verdim ve önemli bilgiler verdim. Bu bilgiler ışığında hepinize sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum.